iyice sayan Salih mi? Ya da vazgeçemem dediğin kadın arkasını döndüğünde başkasıyla nişanlanan Salih misin? Söyle asıl sen kimsin? Beni aldattın. Sana inanmıştım. Canımdan çok sevmiştim. Birisini sevmek demek, onun mutlu olmasını, güvende olmasını istemektir. Bunu çoktan öğrendim ben. Yalancı! Yalancı! Ben söylemiştim diyeceğim, olmayacak. Bak kendin de gördün. Bahar seni unutup hayatına devam etmiş işte. Bunca acıdan sonra... Yani eğer hala beni kabul edersen... Evlenelim. Bu renk saç çok yakışmış sana. Ama yine de uzasın. Bir daha kestirme, olur mu? İşte böyle olacaksın. Oğlum bir dur. Zannettiğin gibi değil. Coşkun Defne'yi kaçırmış. Ne? Bahar öyle diyor. Sen haklıydın. Hatırladım Coşkun. Her şeyi hatırladım. Bana ne yaptılar bilmiyorum ama... bizi hatırlıyorum. Yani... aşkımızı. Bu Coşkun'un arkadaşlarının telefonunu vereyim size, arayın. Evet, arayalım. Bir şeyler yapalım artık. Yeter bu kadar beklediğimiz. Sokak sokak aramaya bile razıyım. Lütfen ya. Yok. Bu böyle olmayacak. Polise haber verelim. En iyisi bu. Goncagül! Goncagül'de yaşadıklarımı yaşatamayacak bana. Kökleme ağaç. Bas gazı, çabuk ol. Abi! Coşkun dur, yapma. Abi yapma. Çek ellerimi. Salih yapma, dur. Salih, bırak dur. Beni. Abi. Çek ellerimi. Abi yalvarırım, yapma. Abi hayır. Abi. Coşkun. Abi hayır. Coşkun. Abi sakın. Yapma! Abi hayır! Coşkun! Neden izin vermediniz? Abimin yanında olmalıydım. Abinize gereken müdahaleyi yapıyorlar. Siz sakin olmaya çalışın. İyidir değil mi? Bir şey olursa haber verirler mi? Bahar Hanım, yanında sağlık ekibi var. İletişim halindeyiz. Siz de duyuyorsunuz. Ya neden daha hızlı gitmiyorlar? Ya yetişemezsek? Yetişecek. Merak etmeyin. Lütfen biraz sakin olun. Gitmeyelim dayıcığım, onun arkasından gitmeyelim. Karakola gidiyoruz kızım, ifadeler alınacak. Ya tutuklasınlar onu. Bırakmasınlar. Yine gelir. Hele bir denesin, kesin budur. Evladım, sakin olacağına neler söylüyorsun? Her şey bitti. Hiçbir tehlike kalmadı. İşte aşkım, bak yanındayız. Korkuyorum.
Ya yine gelirse? Hayatımı mahvettim. Bana yaklaşmasına izin verme Mahir. Kimse kılına zarar veremez kızım. Biz hep yanındayız bundan sonra. Saat kaç oldu haber vermedin? Ne oldu? Neredesiniz? 34.80 cevap ver tamam. 34.80 dinlemede tamam. Bahar, kızım ne oldu? Telsiz sesi miydi o? Coşkun nerede? Anneciğim, karakola gidiyoruz. Karakola mı? Yaralı hayatını kaybetti tamam. Anne. Abim. Coşkun. Oğlum. Yavrum. Eren, Eren'i ne yapacağım? Açın, lütfen açın, kimse yok mu? Ben üst komşunuzum Belgin, ne olur açın. Oğluma bir şey oldu, yanına gitmek zorundayım. Torunumu bırakacak kimsem yok. Açın. Sakin ol Ateş. Sakin ol, dur oğlum. Ama siz... Çok üzgünüm. Elimden bir şey gelse seve seve ama... Bu halde bakabilir miyim torununuza? Kusura bakmayın. Ben bilmiyordum. Rahatsız ettim. Başka bir yol bulurum. Sağ olun. Gel oğlum. Gel. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah'ım, biz bu kadar mı yalnızız? Kimimiz, kimsemiz de yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Fatma. Fatma. Alo? Fatma. Fatma, sana çok ihtiyacım var. Hemen buraya gelmen gerek. Belgin Hanım, ne oldu? Coşkun. Coşkun. Fatma, Eren'i bırakacak kimsem yok. Yalvarırım, hemen gel. Tamam, tamam. Hemen gel. Hemen geliyorum Belgin Hanım. Thank you.
bu muydu? Her şeyimi aldın elimden. Ailemi çaldın. Hayatımı mahvettin. Hepsi senin yüzünden. İçinle atmışım. Bahar, dur, sakin ol. Hayatımı mahvettin. Bahar. Kızım, sakin ol. Bırakın beni. Allah kahretsin, bırakın. Yeter. Hayatıma girdiğinden beri yıkmadığın hiçbir şey kalmadı. Ben de senin dünyanın başına yıkacağım. Sakin ol. Bahar. Bahar, yapma ne olursun. Yeter artık, tamam mı? Yeter. Salih olmasa abim beni öldürecekti. Salih tek oğlu sebep olmuştur. Gözlerimle gördüm. Duramadım. Ölümünden o sorumludur. Abi! Coşkun, dur, yapma. Abi, çek abi. Coşkun! Abi. Yardım etmek istedim. Atıldım. Elini tuttum. Ama bana izin vermedi. Elimi isteyerek bıraktı. Engel olamadım. Geç vakit oldu ama gelmedi. Hiç yapmazdı. Telaşlandık tabii. Araştırdık. Spor salonuna da gitmemiş. Sonra bir telefon geldi. O adam. Coşkun. Karımı daha önce ölen Gonca Gülsen'miş. Kaçırmış. Ben Gonca Gül değilim dedim, inanmadı. Bir arkadaşı vardı. Onunla beraber kaçırdılar beni. Onu da vurdu. Adam üzerime düştü. O öldü değil mi şimdi? Gelemez artık. Bulamaz beni değil mi? Emniyetten arkadaşlar yardımcı oldu. Telefonun izinden adresi buldular. Yola çıktık. Yetiştiğimizde Defne çaresizdi. Tutanakta da belirttiğim gibi... biz olay yerine intikal ettiğimizde Salih Tekoğlu... maktulü çekmeye çalışıyordu. Çaprazdan her şeyi net bir şekilde gördü. Maktul hızla elini çekip kendini boşluğa bıraktı. Salih Tekoğlu yüzünden öldü abim, o yaptı. Hiçbir şey yaşananları bilmiyorsunuz. Kusura bakmayın Belgin Hanım, ancak izin verdiler. Gel içeri kızım. Sağ ol. Coşkun Bey, ne oldu? Nasıl oldu? Eren içerideki soldaki odada uyuyor. Uyanınca mamasını verirsin, tamam mı? Ben hazırladım zaten dolapta. Tamam, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. İstemiyorum. Burada kal, ne olur. Tamam. Buradayım. Sen uyumaya çalış. Ben başında bekleyeceğim. Artık seni hiç yalnız bırakmam. Merak etme. Hiçbir yere gitmiyorum. Yapma. Yarın her şey daha güzel olacak. Bütün bu yaşadıklarımızı geride bırakacağız. Yine
eskisi gibi mutlu olacağız. Kendini daha iyi hissedeceksin. Tekrar geçmiş olsun abi. Bana müsaade. Az otur aslanım. Konuşalım. Gideyim abi. Anamın gözü yollarda kalmıştır. Arayamadım da. Geç dedim. Abi sözü dinle hele. İki kelam edip göndereceğim söz. Anlayacaktır. Önünde sonunda senin yapmadığını kabul edecektir. Şimdi acısı çok yeni. Suçlayacak birini arıyor. Yoksa tutunacak dalı kalmayacak. İnsan hep en sevdiğinden çıkarır acısını. Hiç önemi yok. İstediğine inansın abi. Gönül o defteri kapatmasa da ben kapattım artık. Mazide kaldı her şey. Hiçbir bağımız kalmadı Bahar'la. Yakışıyor mu bu söylediklerin delikanlı? Bir çocuğun var, unutma. Ona karşı mesuliyetin var. Keşke. Ama çocuk benim değil abi. Nasıl olur? Fırsat olmadı, söyleyemedim. Test negatif çıktı. Babası ben değilmişim. Ben nasıl affettireceğim kendimi sana? Nasıl böyle bir aptallık ettim? Ama işte sessiz telefonlar, yırtılmış notlar, ne bileyim. Sandım ki isteyerek gittin. Beni terk ettin sandım. Özür dilerim. Sana bir şey olsaydı asla affetmezdim kendimi. Hadi. Uyu biraz. Ben susmayı başarırsam uyursun tabii. Çenem düştü yine. Uyumak istemiyorum. Gözlerim her kapadığımda karşımda. Ya yine gelirse? Beni götürürse? Öldü o Defne. Öldü. Biliyorum. Ama gözümü her kapattığımda Gonca Gül diyor. Gel diyor. Bu kabus hiç bitmeyecek gibi geliyor. Tamam aşkım. Düşünme artık. Ben yanındayım bak. Hiçbir yere kımıldamadan bekleyeceğim seni. Ne yaptı sana? Bu kadar korkutacak. Ne yaşattı o hayvan? Saat kaç oldu? Yok ortada. Gece gelmez. Arayıp haber vermez. Nerede şimdi bu oğlan? Nerede olacak? Barınakta kalmıştır. Efendim Ali. Neredesin Bahar? Merak ettim seni. Dün kaç kere aradım açmadın. Geri de dönmedin. Sonra konuşalım mı Ali? Uygun değilsin galiba. Bahar iyi misin? Şimdi konuşmak istemiyorum Ali. Israr etme ne olur. Sonra ara. Kapatma Bahar. Ne olduğunu anlat. Niye ağlıyorsun? Coşkun. Coşkun'u kaybettik Ali. Ne? Neredesin şimdi? Evde misin? Adliyeye geldim. Buradan adli tıbba gideceğim, işlerim var.
Bekle, ben de geliyorum. Nereye? Kaç kere söyledim o kızla görüşme diye? Bahar benim arkadaşım anne. Bunu aklından çıkarma. Ne demeye çağırıyormuş seni prenses hazretleri? Coşkun ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Bahar'ın konuşacak hali yoktu. Salih! Eyvahlar olsun. Allah'ım korktuğuma uğratma. Salih, oğlum iyi misin? İyiyim anacığım. Neredesin oğlum? Gözüm yollarda kaldı. Kusura bakma anacığım, arayamadım. Oğlum, demin Ali söyledi, Coşkun ölmüş. Biliyorum. Senin nereden haberin oldu Emin? Yoksa... Gelince konuşuruz anne. Senin bu işlerle alakan yok değil mi? Neredesin sen? Barınağa gidiyorum anacığım. Gece niye gelmedin? Konuşsana Salih, yüreğime mi indireceksin? Karakoldaydım anne. Ne işin vardı karakollarda? Neden aldılar seni? Ay aklımı oynatacağım. Yoksa Coşkun'u... Hayır anne, öyle olsa beni salıverirler miydi? Oh. O zaman karakola neden gittin? Ne alakan var bu işlerle? Anne, sakin ol. Ben iyiyim. Gelince her şeyi anlatırım. Tamam. Hay Allah'ım, ne zaman bitecek bu çilem? Beyefendi aşk mabedine gidiyor, sen burada dertleniyorsun. Bütün gece karakoldaymış, haberimiz yok. Arayamamış oğlum. Hem kabahati de yokmuş çok şükür. Zaten olsa bırakmazlardı. Neyse ben gidiyorum. Kızcağız tek başına baş edemez anne. Bana ihtiyacı vardır. Anlat Hasan. Ama lütfen gerçeği anlat. Oğlumun katili Salih mi? Oradaydım. Buna izin verir miydim sanıyorsun? Hem Salih kimsenin canına kıyamaz. Yapacak olsaydı şimdiye kadar yapardı. O zaman nasıl oldu peki ha? Nasıl? Kim oğlumun ölümüne neden oldu? Defne'yi Gonca Gül sanıyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ne düşündü, ne fark ettiyse... Defne'yi sen Gonca Gül değilsin diyerek gitti. Ah yavrum. Ayağa kaydı galiba. Arkası uçurumdu. Salih tutmak için fırladı. Yapma dedi. Israr etti ama Salih'i de bizi de dinlemedi. Onlara yaklaşmaya çalışan polis her şeyi görmüş. Coşkun birden bıraktı kendini uçurumdan aşağı. Kendi seçti ölümü. Olamaz. Coşkun bunu yapmaz. Hem neden yapsın ki? O daha hayatının baharındaydı. Neden kıysın kendine? Neden? Kabul etmek güç. Ama olan bu Belgin. Coşkun böyle istedi. Allah'ım bana güç ver. Ben dayanamam, ben Bahçe'ye dayanamam. Nasıl veririm onu kara toprağa Hasan, nasıl? İyi sayılır. Hala şokta malum. Tamam abi, eksik olma. Ararım tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sizin de başınız sağ olsun. İzninizle ben gideyim artık. Bekle, seni ben bırakayım. Gerek yok. Sen Defne ile kal. İhtiyaçları olur çocukların. Bırakıp gelirim. Tek başına gitme. Lütfen Hasan. Köşedeki duraktan taksiye binerim. İçindeki acıyı çekip çıkarabilsem. Başımız sağ olsun. Sen sağ ol Hasan. Neye ihtiyacın olursa haber ver. Ben hep sizin yanınızdayım. Biliyorum Hasan. Tamam.
Uyuyabildi mi? Çok zorlandı abi. Atak nasıl güç olacak? Karakoldaki hali beni tedirgin etti. Çok korkmuş abi. Yanındayım. Her şey bitti dedim. Ama nafile. Biraz kendine gelsin, bir psikoloğa götürürüz. Sen de otur artık. Soluklan, dinlen biraz. Elimden bir şey gelmiyor ya abi. Ona kızıyorum. İçim içime sığmıyor sanki. Defne çok kötü. Rüyamda görürüm diye gözlerini kapatmak istemiyor. Karım bu haldeyken... Sakin olmalısın. Ona destek olmalısın. Her zaman yanında olduğunu hissettirmelisin. Güvende olduğunu hissettikçe daha kolay atlatacaktır. Geç kaldık abi. Hemen bulabilseydik... bu kadar çok şey yaşamayacaktı. O manyak... kim bilir neler yaşattı karıma. Suçlamada bulunmamışsınız. İşlemlere hemen başlayacağız sanıyordum. Olayın bir cinayet olmadığı ortada. Kimi ne için suçlamamı bekliyorsunuz anlamadım ben. Oysa işleyişi siz de bilirsiniz. Abimin ölümünden Salih Tekoğlu sorumludur diyorum size. Bahar Hanım, tanıklar, otopsi sonuçları beni doğrular durumda. Maktulün herhangi bir yerinde boğuşma izi olmadığı belirlendi. Bu da onun itilmediğini... açıkça gösteriyor. Kanıtlar kesin. Bakın. Gerçekten olayların hiç yüzünü bilmiyorsunuz. Ben hepsini anlatmaya hazırım. Yaşadığınız acıyı anlıyorum Bahar Hanım. Abinizi, en yakınınızı kaybettiniz. Acınız çok taze. Duygusal davranmanız normal. Salim kafayla olayları değerlendirdiğinizde bana hak vereceksiniz. Niçin kimse bana inanmıyor? Niçin? O sebep oldu diyorum. Cezasını çekmeli. Her şeyden önce bir hukuk insanı olarak duygularınızla değil yasalarla hareket etmelisiniz. Yasal olarak söz konusu kişi suçlu değil. Suçlu. Bunu ispatlayacağım. Hepiniz göreceksiniz. Bahar. Abim, abim de gitti öyle. Canım benim. Nasıl olmuş, ne zaman? Şok oldum İnan. Hastalığı yüzünden mi? Salih, Salih yaptı. İntikamını aldı sonunda. Onun yüzünden oldu. Salih sebep oldu diyorum. Kimse bana inanmıyor Ali. Bir dakika, baştan anlat. Salih ne yaptı, ne oldu? Coşkun Defne'yi Gonca Gül sanıp kaçırmış. Kurtarmak için uğraşıyordum. Harputlu, Mahir, Salih, herkes vardı. Polisten adresi benden önce aldılar. Hemen gittiler. Coşkun'u bulup sıkıştırmışlar. Yetiştiğimde abim uçurumun eşiğindeydi. Salih ile bir şeyler konuşuyorlardı. Onun yüzünden oldu. Ama kimse bana inanmıyor. Neden bana haber vermedin? Engel olabilirdim. Ben yanındayım Bahar. Her zaman. Sana inanıyorum. Lütfen ağlama. Sana yardım edeceğim. Ama önce sakin olmalıyız.
Amin. Başınız sağ olsun Belgin Hanım. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Eden bulurmuş bak. Gençliğine sebep oldu. Açmadan soldurdu seni Gonca gülüm. Şimdi de kendisine sebep olmuş. Soğuk toprağa verdim seni ellerimle. O gün bugün ölsün istedim. Yavrumun kanı yerde kalmasın dedim. Ölürse yüreğim azıcık soğur zannettim. Ama olmadı. Giden gelmezmiş. Kuzum. İçimdeki ateş daha da büyüdü. Bir ananın daha bağrı yanıyor şimdi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Coşkunum, coşkunum benim. Güzel yavrum. Sen kara toprağa girecek yaşta mıydın yavrum? Anneciğim yalvarırım yapma. Nasıl kıydın kendine yavrum? Nasıl bıraktın anneciğine güzel oğlum? Ne yaparız biz sensiz yavrum? Biz ne yaparız? Yavrum seni damatlıklar içinde hayal ederken kara topraklara mı verecektim? Allah sabır versin Belgin Hanım. Başınız sağ olsun. Yavrum benim. Fidanım. Genç yaşında nasıl kıydın kendine? Sen nasıl kıydın? Yavrum. Coşkunum. Anne. Anne. Belgin Anneciğim. Hanım. Belgin Hanım. Anne! Ah, yürek anneciğim. Dayanmaz tabii. İyi misin? Bayıldı kadın. Anne! Kolonya getirin, bir şey yapın. Anneciğim. Anne! Açılın, nefes alsın. Anneciğim. Anneciğim, ne olur kendine gel. Annenin sesini mi duyuyor musun? Bence yatıralım Bahar. Ayaklarını yükseğe koyalım. İyiyim. İyiyim ben. Üşüdüm. Kimse de yoktu. Uyanınca gidecektim. Bir daha gelmem söz. Kurban olayım vurma. Dur koçum. Vurmayacağım. Korkma. Acıkmışsındır. Al bakalım. Şu hamburgerlerle bir güzel karnını doyur. Bir şey yapmayacağım dedim ya koçum. Çekinme ye. Daha önce hiç yememiştim. Afiyet olsun. Annen baban nerede senin? Satıyorum burayı. Alıcı çıkana kadar kalabilirsin. Ama sonrasını bilemem. Sana kalacak bir yer ayarlayalım. Kışı geçirsem yeter abi. Selamun aleyküm ortak. Aleyküm selam. Abi bir gelsene dışarı.
Ben şimdi ne yapayım? Bir akıl ver abi. İçim içim iyi. O manyak karıma ne yaptı? Bunu bilmiyorum. Defne sağ salim evinde Mahir. Gerisini düşünme bence. Ya ona dokunduysa? Ya canını yaktıysa? Ben bunun hesabını nasıl sorarım? Kimden alırım acısını? Hepsini. Her şeyi unut. Defne'nin unutması için de elinden geleni yap. Başka çaren yok. Aklımdan çıkaramıyorum ki Salih. Delireceğim. Unut demek kolay da. Gel de bunu bana anlat. Sen sevdiğinle berabersin Mahir. Defne sana ihanet etmedi. Seni terk etmedi. Bunun kıymeti sana yetsin. Taksiratını affetsin. Belgin Hanım çok fenalaştı anne. Ah, ana yüreği oğlum. Çeken bilir. Ah, hoş geldin oğlum. Yemek için seni bekliyorduk. Sofrayı kurayım bari. Hoş bulduk anacığım. Sonunda aldın kardeşimizin intikamını. İntikam filan almadım. Yapma abi. Hepsi tesadüf mü yani? Tutmak için elimden geleni yaptım. Kendisi bıraktı elimi. Ben hesabımı öyle ayınca görmem. O defteri kapatmıştım. Acımı kalbime gömmüştüm. Öyle diyorsan öyledir. Nedir bu? Ev tutarken aldığım borç. Teşekkür ederim Ali. Kalabilir Bahar. Şu an ihtiyacım yok. Biraz rahatlayınca verirsin. Sigortadan aldık paramızı. Borçlarımı kapatmak istiyorum Ali. Lütfen itiraz etme. Dinçer Bey aradı geçenlerde. İşe dönebilirsin dedi. Düşüneyim dedim.
Senin adına sevindim. Seni de sordu. Yeni numaranı bilmiyormuş. Ama sana sormadan vermek istemedim. Bir an önce iş bulup başımın çaresine bakmalıyım Ali. Bir daha sorarsa ver lütfen. Kesin seni de çağıracak. Sen başlarsan ben de başlarım. Eski günlerdeki gibi. Aslında aramasını beklemesek de gidip konuşsak mı? Bana uyar. Bu cumartesi nasıl? Hem hafta sonu işi yoğun olmaz. O gün abimin nikahı var. Çok acı çektik. Ama yalnız değilsin. Ben hep senin yanındayım. Kaderi kabul et Belgin. Beraber kabul edelim ki o da bizi kabul etsin. O zaman yanımızda olur. Ah Hasan. Evlat acısı bambaşkaymış. Çok başka. Daha görecek çok günümüz var, unutma. Güzel günleri düşün. Sana güç verir. Kızım, sen, ben, ne kadar imkansız gibi görünse de kim bilir belki bir gün. Sanki o gün hiç gelmeyecekmiş gibi Hasan. Yapamayız. Çünkü bahar bunu kaldıramaz. Sana yalvarıyorum, bana bu konuda ısrar etme. Sustum. Ne söyleyeyim? Hayırlı olsun mu diyeyim? Ağlamana değer mi? Her şeyi mahvetti. Arkasında yıkıp bıraktıklarını aldırmadan kendine yeni bir hayat kuruyor. Hiç mi vicdan yok? Nasıl bu kadar pervasız davranabilir aklım almıyor. Bana yaşattıklarının cezasını çekmeli. Aklın hala abimde. Hayır. Sadece ondan intikam almakta. Babam öldü, bir şey yapamadım. Abim öldü, elim kolum bağlı kaldı. Hesabını soramadım. Kimse bana inanmadı. Tüm hayatımı mahvetti. O kadar çaresiz hissediyorum ki. Onun canını yakacak en ufak bir şeye bile ihtiyacım var. Kendini kandırma Bahar. Gözyaşlarının nedeni başka. İkimiz de biliyoruz. Denedim Ali. Unutmaya çalıştım. Uzaklara kaçtım ama olmuyor. Ben istiyor muyum sanıyorsun? Ama içimden söküp atamıyorum işte. Eren olmasa ölüp her şeyi gömmek istiyorum. Sonsuza kadar unutmak. Ama yapamıyorum Anna. Peki uyku durumun nasıl? Kabus görmekten korkuyor olabilir misin? Defneciğim, konuşmazsan sana yardımcı olamam. Sorularıma cevap vermelisin. Anlaştık mı? Sana yardım etmemi istediğin için geldim. İzin ver bunu yapayım. Anlatmazsan bundan kurtulamazsın. Tü tü tü, maşallah. Şu güzelliğe bak. Allah nazarlardan saklasın. Masal perilerine benzemişsin yavrum. Çok güzel olmuşsun. Ben de Ceylan yenge gibi bir gelin alacağım. Bak sen şu çapkına. Daha şimdiden. O zaman sana bir damatlık ayarlayalım. Hadi bakalım. Ne damatlığı abi? Siz işiniz bitince ararsınız, beraber döneriz. Hadi çıkalım. Çok zamanımız yok. Oldu bitti, sıkılır alışverişten.
Tamam oğlum, sen merak etme. Biz işimiz bitince döneriz eve. Bu dünyadan göçüp giderken kızımıza koca bir yalan mı bırakacağız belki? Buna izin veremem. Er ya da geç öğrenmeli. Ne diyeyim Hasan? Sen de haklısın. Peki ya kendiliğinden öğrenirse? O zaman nasıl bakarız Bahar'ın yüzüne? Allah korusun. Bu imkansız. İmkansızı oldurmak insanoğlunun başaramadığı bir şey değil. Neye karar verirsen yanındayım belki. Gerekirse acımı yüreğime gömerim. Ama bu dediklerim aklının bir köşesinde yer etsin. Biraz zaman ver bana Hasan. Hepimizin, en çok da Bahar'ın buna ihtiyacı var. Önce damatlık bakalım Kemal. Abi çok pahalı bir yer burası. Orası seni ilgilendirmez. Hadi biz bakalım. Buyurun. Biz takım elbise bakıyorduk. Bütçenize uygun bir şey bulabilir misiniz bilemem. İsterseniz Osman Bey'e bakın. Orada fiyatlar daha makul. Yok, biz buradan alacağız. Ha, ayrıca bir mont, bir de ayakkabı istiyoruz. Peki, bu taraftan. Buyurun. Bu nasıl? Bilmem. Aa, bak bu çok güzel. Evet. Çok güzelmiş. Nazlı, reçete verir misin? Bendekiler bitmiş de. Hemen şöyle alın. Karım nasıl? İyileşecek değil mi? Ağır bir depresyon geçiriyor. Elimizden geleni yapacağız. Ama onun da bunu istemesi lazım. Yaşadığı travma henüz çok yeni. Biraz zamana ihtiyacı var. Bu arada siz de sürekli destek olmalısınız. Kendini güvende hissetmeli. Şey... O gece olanları... Şeyi anlattı mı size? Yani o adam karıma dokunmuş mu? Bunu cevaplayamam. Zaten henüz bunları konuşacak aşamaya gelemedik. Sizi de anlıyorum ama sabırlı olmalısınız. İyi misin aşkım? Yazdığım ilaçlar biraz rahatlatacak. Uyku problemini de çözecek. Defneciğim, ilaçlarını düzenli kullan. Haftaya görüşürüz. Ay ver bakayım. Ben görmemiştim ne seçtiğinizi. Ay dur Dünür, ben de görmedim. Aa. Aa. Çok güzelmiş. Allah nazarlardan saklasın Dünür. Ben de çok beğendim valla.
Ellerine sağlık güzel kızım. Afiyet olsun. Çay demlenene kadar 2 dakikada keki de çırpıverdim. Maşallah. Sağ ol kızım. Afiyet olsun anneciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nerede kaldın? Ben okuyayım sen yaz. Daha çabuk biter. En son yazdığımın üstünü çizdim. Mehmet amcalara yazdım. Ondan sonrasını okursun. Aa, Şekibe Hanımlara da yazalım. Geçen yaz sünnette küçük altın takmıştım. Onu getir. Aman. Onun altını da kalsın kendi de. Kadındaki göz uçak düşürür hanım Allah. Onun olduğu yere nah bu kadar nazar boncuğu taksan çatlar valla. Mustafa Hasipek. Efendim. Kemal. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun dayıcığım. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Mahir! Mahir gel! Mahir ne olur! Defne! Mahir gel ne olur gel! Tamam canım geldim. Defne, geldim olur, korkma. Gel, geliyorum gel. Tamam. Geldim. Geldim gel. Korkma canım. Bak yanımda. Elektrikler kesildi sadece. Bir şey yok. Defne. Kızım iyi misin? Yapamıyorum. Bu korkuyla baş edemiyorum. Nasıl yaşanır böyle? Tamam. Atlatacağız. Hepsi geçecek. Merak etme. Hepsi geçecek. Merak etme. Çocuk. Bırakın beni. Telefonu unutmuşum da onu almaya geldim. Yetiş Ali. Abinin peşinden git hadi. Ne oldu anne? Abim nerede? Barınakta yangın çıkmış. Oraya gitti. Ne? Ne zaman olmuş? Yeni mi? Abin duyunca fırladı gitti. O çocuk da içerideymiş. Yazık yavrucağım. Ne? Hani o yurda gitmişti? Ne iş varmış orada? Ne bileyim yavrum. Salih Kemal diye fırladı gitti. Hadi sen de koş peşinden hadi. Olamaz. Kuşum, iyi mi kız? İyi. Hemen uyudu. Çok yorulmuş. Alışveriş parktı derken çok hareketli bir gün geçirdik torunumla. Hayırdır kızım? Sigortadan aldığımız parayla borçlarımızı kapattım bugün. Elimizde kalanla da kirayı vereceğim. Ama hemen bir iş bulmam gerek. Allah büyüktür yavrum. Mutlaka bir çıkış yolu bulacağız. Aslında bugün bir yolunu buldum gibi.
Nasıl? Ali ile buluştuk. Dinçer Bey ikiniz de gelin, eskisi gibi beraber çalışalım demiş. Bak işte. Daha arayıp bulacağım derken iş ayağına geldi. Ay çok şükür Allah'ım, bizi hiç darda bırakmıyor. Bakalım anneciğim, daha ortada bir şey yok. Dinçer Bey seyahatten dönsün, görüşeyim de sonra seviniriz. Yok Bahar'cığım, anne yüreği hisseder. Bak görürsün, her şey yoluna girecek. Sen de yepyeni bir başlangıç yapacaksın inşallah. Yeni bir başlangıç istemiyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Başıma gelen hiçbir acıyı unutmadan. Daha da güçlenerek yaşayacağım. Sen nerede kaldın kızım? Hayatın nerede durdu? Hala aldatılan, oyuna getirilen Bahar'ım ben. Babasını, abisini kaybeden, her şeyinden olan Bahar'ım. Evet, henüz bir şey yapmadım. Yapamadım. Ama fırsat kolluyorum. Salih tüm bunların hesabını verecek. Neyin intikamını almak niyetin? Kayıplarının mı? Yoksa duygularının mı? Kör bir intikamın peşindesin Bahar. Aç gözlerini de bir kendine bak. Bunları söyleyen sen misin? Kendine bunu yapma kızım. Asıl yapmazsam kendime saygım kalmayacak anne. Salih'i tamamıyla hayatından çıkarmak için testlerle sen oynamadın mı Bahar? Madem bu kararı verdin, bırak geçmiş geçmişte kalsın. Kendi hayatını yaşamaya başla. Yok eğer yapamıyorsan, o zaman kendi kalbinin sesini dinle kızım. Kalbim sadece intikam için atıyor. Başka her türlü sese kapalı anne. Sen ha? Ne yüzle kapıma geliyorsun? Yanlış yapıyorsun Bahar. Yakıp yıkarak bir yere varamazsın. Benimle görülecek bir hesabın varsa karşındayım işte. Çek vur. Ne saçmalıyorsun sen? Hala varsa bir kavgan, karşıma dikil, adam gibi hesabını benimle gör. Ardımdan iş çevireyim derken günahsız insanların canını yakıyorsun. Ya sen ne diyorsun? Kimsenin canını yakmadım. Benim derdim bir tek seninle. Ben orayı zaten gözden çıkarmıştım. Anılarımı, geçmişimi gömmüştüm. Ama içeride kimsesiz bir çocuk vardı. Az kalsın senin yüzünden ölüyordu. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yakarsın barınağı? Barınak mı? Yandı mı? Ben yapmadım. Barınağı falan yakmadım. Sana ben yapmadım diyorum. Kundakçı değilim ben. Öyle olsun bakalım. Ama şunu bil ki, öfken sadece bize değil, başkalarına da zarar vermeye başladı. Nasıl iyi olayım Hasan? İyi ki sen varsın. Desteğin, sevgin benim için çok önemli. Keşke elimden daha fazlası gelse. Bir izin versen, hiç yalnız bırakmam sizi. Hasan, durumu biliyorsun. Bunu konuşmuştuk.
Biraz zamana ihtiyacımız var. Bahar henüz hazır değil. Ne oldu şimdi? Salih nerede? Çocuğa bir şey olmuş mu? Kemal'i hastaneye götürdük. Çıkışta abim işim var deyip ayrıldım. Ama gelir birazdan. Zır zır üttürcanı açsana oğlum. Gecenin bu vakti her kimse. Dinçer Bey arıyor anne. Gel işe başla diyor ama hala karar veremedim. Şimdi açıp da ne diyeyim adama? Daha ne düşünüyorsun ki? Ohanoğlu denen şirket battı gitti. Sen de işine bak oğlum. Bu zamanda iş bulmak kolay mı? Bakacağım anne. Ali, yangın neden çıkmış? Gören bilen var mıymış? Yok anne. Gecenin bir vakti kimse yokmuş ortalıkta. Ah yavrucak. O da içeride her yanı alevler sarınca nasıl korkmuştur. Korkmuş, çok korkmuş herhalde. Biz hastaneden çıkarken hala şoktaydı. Tek kelime edemedi. Efendim? Bir saniye. Ali sen ne yaptın? Ne yapmışım? Neden bahsediyorsun Bahar'cığım? Demin Salih buradaydı. Ne işi varmış orada? Ha sebebini bilmiyorsun yani. Bilsem neden sorayım Bahar? Barınakta yangın çıkmış. Biliyorum da sana neden gelmiş onu anlamadım. Çünkü benim yaptığımı sanıyor. Olanlar için beni suçluyor. Nasıl yani? Neye dayanarak anlamadım. Ali bana doğruyu söyle. Bunu sen mi yaptın? Senin sinirlerin bozulmuş Bahar. İstersen bunu yüz yüze konuşalım. İnanamıyorum sana. Bunu nasıl yaparsın? Bahar, saçmalamayı bırak. Ben yapmadım. Hem neden yapayım böyle bir şeyi? Bana yardım etmek istemiş olabilirsin. Bugün Salih'in canını yakmak istediğimi söylemiştim sana. Tabii sana yardım etmek istiyorum. Ama bunu yaparken abime zarar vermem. Aranızdaki intikam sizi ilgilendirir Bahar. Sana inanmak istiyorum Ali ama... İnanabilirsin Bahar. Hiç yalan söyledim mi sana? Vazgeçtin hayata tutunmaktan. Yoksa zorladılar mı seni? Seni burada bulacağımı biliyordum. Sen neredeydin? Salonda yoktun demin. Ben bunaldım Bahar. Sanki duvarlar üstüme üstüme geliyor. İçimde öyle bir acı var ki. Kelimelerle anlatılmaz. Öyle çok özlüyorum ki abini. Ben de çok özlüyorum. Koskoca dünyada bir başımıza kaldık anneciğim. Kimsemiz yok. Düşünsene Eren'in ne dedesi ne dayısı var. Büyüyüp fotoğraflarını gördüğünde kim olduklarını bilemeyecek. Anlatsam anlayacak mı olanları? Sadece ikimiz kaldık. Yetebilecek miyiz oğluma? Elimizden geleni yapacağız kızım. Ben zaten ona masallarda hep dedesini dayısını anlatıyorum.
Öyle garip ki bazen olanların hepsi bana da masal gibi geliyor. Bazen babamı unutuyorum. Geçmişte bir şey sanki. Sanki hiç yaşamamış gibi. Hiç olmamış gibi. Anlatamıyorum bile hissettiklerimi. Acı bazen insanın beynini, yüreğini uyuşturur kızım. Anne. Onlar gitti. Arkalarına bile bakmadan gittiler. Hayat onların eksikliğini hissetmeden akıyor. Oysa benim babam öldü. Abim öldü. Kime ne? Kim biliyor acımı? Bazen olanların hepsini unutuyor beynim. Normal seyrinde her şey sanki. İnsan ölümü bile kanıksıyormuş meğer. Ama o zaman neden hala hiç canım yanıyor? Canım kızım yavrum. Yavrum benim. Canım kızım. Özledim hem annemi hem...
Kızım yeter. Fincanı kıracaksın. Şeker değil, kaya sanki. Bir türlü erimedi. Kırk saatte bir ekmeği kızartamadı. Ay! Ay Allah kahretsin. Sanki ekmek kızartmıyor da bomba atıyor. Ay! Ya öf, elim yandı. Otur sen kızım, gerisini ben hallederim. Neden? Ben yapamıyor muyum? Beceriksiz miyim? Bahar yeter. Şu haline bak. Neyin var kızım senin? Bir şeyim yok anne. Gel bakayım sen. O yüzden mi sabahtan beri terör estiriyorsun evde? Hadi kızım, ne olduysa anlat. Belli ki canını çok sıkıyor. Yok bir şeyim dedim anne. Son birkaç gündür gerginsin kızım. Geçer dedim ama geçeceği yok. Hadi anlat anneciğine, hadi bebeğim. Salih. Ne? Bugün evleniyor. Ya. Şimdi anlaşıldı. Bu da seni çok üzüyor değil mi? Üzüyor evet. Ama sandığın gibi değil. Üzüyor. Çünkü yaptığı bunca şey yanına kaldı. Çünkü o hiçbir şey aldırmadan gönül rahatlığıyla düğün yapıyor. Nereye Bahar? Nereye yavrum? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Yürüyeceğim. Ne zaman dönersin? Evde de bir şey kalmadı. Hani beraber alışverişe çıkacaktık. Bekleme beni anne. Yarın çıkarız. Bir şeyler yapmalı. Buyur dayıcım. Yalnız söyleyeyim, damattan bile yakışıklı olacaksın. Ellerine sağlık güzel kızım. Efendim Belgin? Hasan, seninle acilen konuşmam gerek. Hayırdır Belgin, ne oldu? Telefonda olmaz ama hemen görüşmemiz gerek. O zaman ben çıkıyorum. Her zamanki yerimizde buluşalım. Olmaz olmaz. Ben evden çıkamam. Eren var. Onu da çıkaramam bu havada. En iyisi sen eve gel. Bahar? Evde değil o. Akşama kadar da gelmeyecek sanırım. Hemen geliyorum o zaman. Yol boyunca merak ettim. Hayırdır Belgin? Oturalım da anlatacağım Hasan. Ben hemen geliyorum, sen otur. Az kaldı. Birazdan bütün saltanatın bitiyor abicim. Saltanat gördük de bitiyor diye üzüleceğim şimdi. Olsun abi. Beterin beteri var derler ya. Bu o daha beter işte. Sen halinden pek memnun değilsin galiba. Yok abicim. Kendimi kastetmemiştim de. Defne'yi seviyorum. Canımdan öte seviyorum. Ama o geceden sonra aramıza bir duvar girdi sanki. Ne sesimi duyuyor, ne yüzümü görüyor. Elimden bir şey gelmiyor. Canım yanıyor be Salih. Korkma Mahir. Kız kolay şey yaşamadı. Zor tabii. Toparlansın, biraz kendine gelsin.
Gör bak. Her şey eskisi gibi olacak. İnşallah Salih. İnşallah. Peki sen? Sen ne zaman eski arkadaşım gibi olacaksın? O köprünün altından çok sular aktı Mahir. Ben inanayım dedikçe karşıma dikildiler. Seveyim istedikçe önüme geçtiler. Artık direnmek, dayanmak yok. Bıraktım kendimi akıntıya. Nereye götürürse. Bak. Şimdi bu kıyıya vurduk. Sonrası da Allah kerim. Bebeğin annesi yok galiba. Ben de seninle bu durumu konuşmak istiyordum zaten Hasan. Aslında nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama lütfen bana söz ver. Neden daha önce söylemedin Belgin diye kızmayacaksın, tamam mı? Bir torunun var Hasan. Torunumuz. Eren'in annesi bizim Bahar. Biliyorum. Nasıl? Nasıl biliyorsun? Peki bana neden söylemedin? Bilmediğini sanıyordum. Bahar kızımız kendi söylesin diye düşündüm. Ana kızın arasına girmek yakışmazdı. Demek ikimiz de biliyormuşuz da bilmezden geliyormuşuz ha? Hay Allah. Belgin, hala anlatmayacak mısın neler olduğunu? Bilmem ki nasıl söylesem Hasan. Salih bugün evleniyormuş, Bahar söyledi. Öyle ama hiçbir şey anlamıyorum Belgin. Biraz açık konuşsan. Hasan, bizim torunumuz Eren'in babası Salih. Nasıl olur? Salih bana sonuç negatif demişti. Öyle biliyor. Çünkü test sonuçlarıyla oynadılar Hasan. Değiştirdiler. Kimler? Ali. İçeriden adam mı bulmuş? Kendimi bir şey yapmış bilmiyorum ama bizim Bahar istemiş. O da ayarlamış işte. Demek Ali ha. Benim hemen gitmem gerek. Salih. Salih'in bunu bilmeye hakkı var. Ne işiniz var burada? Kızım, lütfen. Beni merak etmiş, ziyaretime gelmiş. Bu adamın benim evimde işi yok anne. Bahar, kırıcı oluyorsun ama. Burası benim de evim kızım. Annene karşı biraz daha saygılı ol küçük hanım. Hangi cüretle annemi bana karşı korursunuz? Kimsiniz siz? Hemen gidin evimden. Bahar, yavrum. Lütfen dedim ama. Nasıl böyle bir şey yaparsın anne? İnanamıyorum. Nasıl hala bu adamla... Babamın can düşmanıyla görüşürsün. Bir de evime, oğlumun yanına sokuyorsun. Bahar yeter artık. Babamın can düşmanı dediğin kişi... Hasan, benim hatırım için lütfen. Lütfen. Bana da versenize. Hepsini dağıttılar oğlum. Nasıl yakacağız bunları? Gelinle damadı beklemeyecek miyiz? İçeride yakamayız, burada yakalım. Dikkat edin de biriniz yakmayın çocuklar. Tamam Ali abi. Merak etme abi. Biz alışırız bunları yapmaya. Ali abi, bunu bir yakar mısın? İyi, ver bakalım. Sonra da benimkini. Thank you.
Bir kez sevdim, çok görüldü. Mücadele ettim, yerine varmadı. Artık istediğim bir şey kalmadı hayattan. Vazgeçtim kendimden. Küskünsün yani. Yok. Sadece kendim için bir şey istemiyorum. Saniye abi. Abi hatırladım. Oydu. İnan bana oydu. Kemal dur bir nefes al. Neyi? Neyi hatırladın? O gece barınağın yakanı. Biliyorum abi. Ceylancığım. Otur hadi biraz. Heyecandan için içine sığmıyor. Yalnız heyecandan değil. İçimde bir sıkıntı var gibi. Ne bileyim, ters bir şey olacak da nikah kalacak gibi. İyi bilirim bu duyguyu. İnsan çok istediği bir şey tam olacakken hep bir sorun çıkacağını zannediyor. Üzülme canım. Hiçbir şey olmayacak. İnan bana. Bu resmen kalleşlik. Kardeş miyiz yoksa düşman mı belli değil. Nedir derdi anlamadım ki. Tam düzeldi, hatasını anladı derken yediği başka atlar çıkıyor karşıma. Ne yaptım ben Mahir? Bunları hak edecek ne yaptım? Salih, abicim bir sakin ol. Şu nikahı bir atlatalım, sonra hesabını sorarız. Hem belki verilecek cevabı vardır. Bir bekle. Oğlum, Hasan Bey hala gelemedi. Nikah başlayacak neredeyse. Birazdan gelir anne, telaşlanma. Hemen arıyorum Emine anne, merak etme. Sen telaşlanma. Defne de kaçtır arıyor. Hı-hı. Hep kapalı. Bir türlü konuşamadı kız. Hı-hı. Yoldadır anacığım. Telefonu çekmiyordur, gelir şimdi. Anlattık ya memur bey. Damadın şahit, trafiğe takılmış, gelemedi. Biraz daha beklesek ne çıkar? Kardeşim, bir bu nikah değil ki işim. Daha kaç nikah var sırada? 10 dakika daha beklerseniz gelir. Vallahi 10 dakikadan fazla bekleyemem. Gelirse ne âlâ, yoksa gitmem gerek. Bakın işte hemen arıyorum. Kusura bakmayın, sizi de zor durumda bıraktık ama... Abi, nikah için sırada bekleyenler sıkıştırıyor. Misafirler de sıkıldı. Ne yapalım? Hasan abi gelemedi. Keyfimizden bekletmiyoruz ya milleti. İlla da o olmak zorunda mı şahidi? Mahir abi olsun. Hele biraz daha bekleyelim de gelmezse bakarız çaresine. Daha gelmedi mi Hasan Bey? Daha beklemenin manası yok. Mahir sen oluver şahit. Salih Tekoğlu ve Ceylan Çevik evlenmek için belediyemize başvurularını yaptılar. Gerekli araştırma yapıldı. Ve evlenmenize bir maniniz olmadığı tespit edildi. Ceylan Çevik, Salih Tekoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Siz Salih Tekoğlu. Ceylan Çevik'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Salih Bey, Ceylan Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz?